8 sınıfı hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Senle bu kanalda 7'den 8'e kampı ve LGS kampımızı yapacağız Tonguç Erdoğan Bey. Hocam LGS zor mu? Evladım tabii ki zor. Bir kere 8. sınıf çok çok önemli bir sınıf. Neden diyeceksin? Çünkü birçok temel konuyu görüyoruz ve matematik fen LGS'de gerçekten de birazcık üst seviyeye çıkıyor. Dolayısıyla biz bunlara şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor ve sağlam altyapımız sağlamamız gerekiyor. Ne demek sağlam altyapı? 5, 6, 7. sınıfın konuları bizim için çok önemli. Ama 8. sınıfta neler? Gel senle bakalım. Türkçe, matematik, fen olmak üzere ana temel derslere baktığımız zaman LGS'de 4 katsayılı olan. Bunlardan 20'şer soru çıkıyor hocam. Bunlar. Tabii ki 20'şer soru çıkıyor bunlardan. Diğerleri de Tonguç Erdoğan benim inkılap, din, İngilizce olmak üzere diğer derslerimiz. Peki bu 8. sınıftaki bu derslerimizde konu bazlı bakarsak anlam bilgisi, söz sanatları, metin türleri, anlam bilgisi dediğimizde çok büyük bir ünite zaten Türkçe'de. Sözlükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam, parçada yapı, bunların hepsi aslında anlam bilgisinin içerisinde. Söz sanatları ve metin türleri, sonra yazım ve noktalama, dil bilgisinden Tonguç Erdoğan ilk defa göreceğimiz daha doğrusu fiilimsi, fiil çatısı, öğeler ve anlatım bozukluğu burada Tonguç Erdoğan 8. sınıf konularında. Matematiğe baktığımız zaman matematikte de çok temel konular var. Onlar neler? Çarpanlar, katlarla başlıyoruz. Zaten bunları geçtiğimiz sınıflarda görmüştük ama daha üst düzeyini görmeye başlıyoruz. Ebapagok falan filan. Üstü ifadelere bakacağız. Karekökli ifadeleri göreceğiz. Karekökli ifadeler bu sene ilk defa göreceğim bir konu. Veri işlemeye bakacağız. Veri analizi dediğimiz daire grafiği, sütun grafikleri bilmem ne onların birazcık daha üst versiyonları göreceğiz. Olasılık göreceğiz. Ardından da cebirsel ifadelere bakacağız Sonuç öğrenmeyeyim. Özdeşlikler de var bu konunun içinde. Doğrusal denklemler en önemli konudan bir tanesi ve eşitsizlikleri yapacağız. Üçgenler ve eşlik benzerliği bu. 8. sınıf matematikte işleyeceğiz. Ve aynı zamanda dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimlerle matematik konularımızın hepsini bitireceğiz Sonuç öğrenmeyeyim. Fene baktığımız zaman mevsimler ve iklimi yapacağız. DNA genetik kodu işleyeceğiz. Basıncı işleyeceğiz. Madde ve endüstri işleyeceğiz. Bunlar çok 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 temel. İlk dönem zaten bunları göreceğiz. Tonguç Erdoğan benim. Madde ve endüstrinin içine tabii birazcık çok uzun bir ünite olduğu için madde ve ısı ve maddenin yapısı olarak ikiye ayıracağız. Basit makineler, enerji dönüşümleri ve çevre bilimleri, fotosentez, solunum falan filan burada göreceğiz ve elektrik yükleri ve elektrik enerjisiyle de konularımızı bitireceğiz fende evladım. İnkılaba baktığımız zaman tabii ki artık sosyal, mosyal yok. İnkılap dersini işleyeceğiz. İnkılap dersi dediğimiz şey aslında Atatürk'ün hayatıyla başlayan ve kurtuluş mücadelemizi, milli mücadeleyi içeren mükemmel hatta en sonunda da inkılapları yani Atatürk'ün Türkiye'yi bir yerden alıp başka bir yere getirmesi, dönüştürmesini içeren mükemmel bir ders işleyeceğiz seninle beraber. Bir kahraman doğuyla başlayacağız. Milli uyanışı ve bağımsızlık yolunda atan adımlara bakacağız. Ya İstiklal Yolu! Aynen. Milli bir destan, ya İstiklal Yolu'nun 1. Dünya Savaşı ve benzeri onlara bakacağız. Sonuç olarak Atatürkçülük ve çalışan Türkiye'de de Türkiye'nin dönüşüne şahit olacağız. İnkılaplar burada göreceğiz. Demokratikleşme çabalarına bakacağız Sonuç olarak benim. Aynı zamanda da Atatürk dönemi Türk dış politikasına bakacağız ve Atatürk'ün ölümü ve sonrasıyla inkılap tarihimizi Atatürk'ün doğumu ve ölümüyle bitirmiş olacağız. Din dersimize baktığımız zaman kader inancıyla başlayacağız Sonuç olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Zekat sadakayla devam edeceğiz. Paylaşma yardımlaşma ünitemizde. Din ve hayatta ilerledikten sonra Sonuç olarak dinin ve dinin ne işe yaradığını ve niçin olduğunu öğreneceğiz. Hazreti Muhammed'in örnekliği ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleri de din dersimizi bitireceğiz. İngilizce baktığımız zaman friendship, arkadaşlık, teen life, gençlerin yaşamı, in the kitchen, mutfakta mutfakta diyebiliriz. On the phone, telefonda, the internet, adventures, maceralar, aynı zamanda turizm. Turizm demek hocam. Turizm zaten turizm. Chores, ondan sonra ev işleri ve science'a da, fenle de bütün İngilizce ünitelerimizi bitireceğiz. Dolayısıyla burada çok çok temel dersler var. LGS'de sınavına çıkacak konular aslında bunlar Tonguç Erdoğan Bey. Dolayısıyla biz bunlara çok iyi bir şekilde çalışmamız, hazır olmamız gerekiyor. Bu konuları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ama bunu yapabilmemiz için de öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki eski sınıfları yani 5, 6, 7'yi tekrar etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü sağlam temelle ancak bu konuları çok daha iyi öğrenip bu konularda full çekebiliriz hepsinden. Onun için de 7'den 8'e hazırlık programı yapıyoruz. 7'den 8'e hazırlık programımızın zaten kamp programı 7'den 8'e hazırlık kampı YouTube'dan ücretsiz bir şekilde bu kanalda yayınlanacak. Dolayısıyla 8. sınıf kanalına mutlaka abone ol Tonguç Erdoğan Bey. Bunu da Türkiye'deki tüm kitapçılara, Tonguç kitapçılarına dağıtacağız ve buradan da alabileceksin. Hiç merak etme Tonguç Erdoğan Bey. 7'den 8'e hazırlık kampımızda 7'den 8'e hazırlık kitabımız var. 7'den 8'e hazırlık kitabımızın içinde 5, 6, 7'nin tekrarları var Tonguç Erdoğan Bey. Aynı zamanda tabii bunu tamamı yatay, tamamı yeni nesil sorularla yapılmış mükemmel bir kitap hazırlık senin için. Tamamı video çözümlü aynı zamanda. Aynı zamanda Tonguç
Tunç Evren Bey. Bu setimizin içinde 0'dan 8'e sayısal ve sözel konu anlatımlı soru bankalarımızda var Tunç Evren Bey. Oradan onlardan yararlanabilirsin. Setimizi iyi butonuna alabilirsin. Ve bu kamp tamamen YouTube'dan ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. 7'den 8'e kampı Tonguç 8. sınıf kanalında. Ama senden bir ricamız var Tonguç. Tonguç Evren'e desteğe devam etmek istiyorsan ki 7. sınıf kanalında İstiyorum. Faydalandın değil mi Evren? Yazılar süper geçti. Yazılar güzel geçti. 7. sınıfa özel videolar attık. Dolayısıyla bundan faydalanırsan 7. sınıf kanal aboneliğini mutlaka lütfen tut diyoruz. 7. sınıf kanal abone sayımız. Ama bildirimleri kapatırım. Düşmesin. Tamam bildirimi kapatabilirsin ama 8. sınıf kanalında artık olacaksın. O yüzden sana hoş geldin diyoruz sana ve bu kanalda mükemmel işler çıkartacağız seninle. Ama 7. sınıf kanal aboneliğini de unutmadan diyoruz. O da bir yerde kalsın. Biz de desteklemiş olacaktım böyle. O yüzden ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım Hülya.